Yatırım Bülteni'nden herkese iyi haftalar dilerim. Küresel piyasalar Avrupa ve ABD'nin Noel tatilinde olması sebebiyle düşük hacimle birlikte ilerliyor ve düşük hacimlere sahne olduğunu söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda ise bir takım uyarılar gelmeye devam ederken içeriye yansımalarında yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftadan neler bekliyoruz? Öne çıkan gündem başlıkları neler? İlk olarak gündem başlığına bakacak olursak içeriden geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması geldi. Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da hafta sonu yapmış olduğu konuşmada Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanacağını da öngördüğünü söyledi ve Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan Batı ülkelerini suçlarken bu savaşta ne yazık ki Batı sadece tahrik unsurlarını devreye soktu ve arabulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı vurgusunu yapmış oldu. Bir diğer tarafta ise ECB'ye yönelik beklentiler şekillenirken enflasyonist baskılar yeni yılda nasıl olacak, nasıl ortaya çıkacak, faiz oranları nerede sonlanacak, ECB'ye dair beklentiler şekillenmeye devam ederken ECB üyesi Sharnabel tarafından yapılan açıklamalar vardı. Faiz oranları kısıtlayıcı seviyelere yükseltilmeli açıklamasını yaparken ve faiz artışlarında aşırı agresif davranma riskinin hala riskli olduğunu belirterek de hala sınırlı olduğunu belirterek de reel faizlerin çok düşük oranlı olduğuna da dikkat çeken bir ECB üyesinin olduğunu takip ettik hafta sonu yine yapılan konuşmalar içerisinde. Bir diğer tarafta ise Rusya Başbakan Yardımcısı Novak tarafından yapılan bir açıklama vardı. Rusya ham petrol ihracatını arttırabilir açıklamasını yaparken özellikle Avrupa Birliği'nin Rusya'ya getirdiği yakıt ithalatı yasağının rafineri veriminde de düşüşe yol açması halinde Rusya'nın ham petrol ihracatını da arttırabileceğine yönelik beklentilerini söylemiş oldu. Evet, Avrupa ve ABD'nin ABD borsalarına yönelik Noel tatili arası verildiğini söyleyebiliriz ki Avrupa, İngiltere ve ABD Noel tatilinde olduğu bugün de Asya piyasaları aksiyonu sürüklerken düşük hacimli hareketlerde dikkat çektiğini söyleyelim. Peki içeride nasıl olacak? Birazdan yine konuşuyor olacağız. Elon Musk tarafından yapılan bir açıklama vardı. Hisse senedilerine yönelik de yapılan bir açıklama vardı ki Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından kitlesel panik yaşanabileceğini belirterek kaldıraçlı pozisyonlanmaya karşı da uyarıda bulunmuş olduğu milyarder Elon Musk bu kez hisse senetlerinde kitlesel panik riski olduğunu belirterek bu dönemde kaldıraçlı işlem yapılmaması gerektiğini belirtti ve Cuma günü yayınlanan yine podcast'e konuşan Elon Musk insanlara dalgalı hisse senedi piyasalarında kaldıraçlı işlemle borç seviyelerini arttırmamalarını gerçekten tavsiye ediyorum dedi. Bu ayrıntıları da yine konuşmaya devam edeceğiz. Hisse senedi tarafında 2023'te neler bekleniyor? Kutay Korap'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma uzmanımız Kutay Korap bizlerle birlikte. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk, iyi haftalar. Son haftaya giriyoruz ve dolayısıyla aslında düşük hacimlere de şahit oluyoruz bu sabah itibariyle ama nelere dikkat edeceğiz? Fiyatlama şu an ne seviyelerde, ne gösteriyor bize? Yani şu an Noel arifesi öncesinde yurt dışında birden fazla borsanın kapalı olduğunu, bu kapalı olan borsalarda işte ABD, Singapur, Hong Kong, İsviçre, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, aynı zamanda Hollanda, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda gibi borsaların bugün kapalı olduğunu hatırlatalım. Tabii bu kapalı olan küresel piyasalardaki Christmas tatili dolayısıyla hacimlerde biraz daha düşük bir seyir bekleniyor ki Cuma günkü rakamlarda genel tabloda da işlem hacimlerinin düşük olduğunu izledik. Mesela Avrupa hisse senetlerinde 30 günlük ortalamanın %50 altında bir işlem hacmi Stoxx 600 cephesinde gerçekleşmiş durumda. Ufak değişimler gözlemlense de endekslerde hacimler çok düşük olduğunu tekrarlayayım. ABD endekslerinde ise makro verilerde ön plana çıkan bir hafta tamamladık. Kişisel gelirler, konut satışları, aynı zamanda dayanıklı mal siparişleri gibi kalemleri izledik. Bu gelen veriler sonrasında ABD endekslerinde pozitif kapanışlar görsek de haftalık bazda
3 haftadır üst üste gerileyen ABD borsaları var ki zaten yılbaşından bu yana Nasdaq %33 aşağıda, Dow %10 aşağıda, S&P %20 aşağıda. 2 yıldır üst üste negatif tarafta pozisyonlanmaya başlayacak gibi duran ABD endeksleriyle karşı karşıyayız. Asya'da zaten birkaç tane endeks işlem görüyor. Onlarda da oldukça yatay bir seyir hakim olduğunu hatırlatalım. Dönüp Borsa İstanbul nezdinde ise endeksimizde son 8 haftadır üst üste haftalık bazda getiri var. Ve bu 8 haftalık getirinin oranı %40'lık bir prime işaret ediyor. Bir hafta S vardı. O bir hafta S'i dahil edersek son 12 haftada endeks sadece bir hafta negatif tarafta kapandı ve bu 12 haftalık marjda da %70'in üzerinde bir getiri sağlandığını, 280 milyar dolarlık bir Borsa İstanbul'umuzun piyasa değerine ulaştığını hatırlatalım. Bugün ve bu hafta içeride önemli başlıklar arasında son PPK toplantısının özetleri, TCMB'nin para ve kur politikası yıllık raporu, Kasım ayı dış ticaret verileri ve ekonomik güven endeksi rakamları hafta içerisinde takip edeceğimiz notlar arasında olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda bugün de Karadeniz gazına dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Burada bir müjde verileceği paylaşılmıştı. Günün önemli başlıklarından biri de bu. Yakından takip ediyor ve aktarıyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için diyelim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, haftaya dair beklentiler nasıl şekilleniyor? Kendisiyle birlikte her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine değerlendiriyor ve konuşuyor olacağız. Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren, hoş geldin. Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Şimdi ABD ve Avrupa'nın Noel tatilinde olması sebebiyle evet düşük bir hacme sahne oluyor küresel piyasalar. Ama içeride beklentimiz, dışarıda beklentimiz. Dolayısıyla yılın son haftası sen ne bekliyorsun? Yani yılın son haftası zaten veri takvimi küresel olarak baktığımızda Noel tatilinin etkisiyle oldukça sınırlı. Amerika'dan gelecek bir iki tane konut verisi dışında küresel piyasalarda öne çıkacak herhangi bir veri yok. Cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi günü Çin'in resmi PMI verileri açıklanacak. O da zaten yılbaşı tatiline ve piyasaların kapalı olduğu günlere denk geliyor. Onun dışında içerideki yurt içi veri takvimi izlenecek. Orada da bugün, yani bu hafta boyunca hem aktivite hem de enflasyona dair öncü gösterge niteliği bulunan birkaç veri açıklanacak. Sektörel güven anketleri bugün açıklanacak. İmalat sanayi kapasite kullanımı oranı bugün açıklanacak. Çarşamba günü Türk İş'in yoksulluk açlık sınırını açıklamasını bekliyoruz ki gıda tarafında TÜİK'in enflasyon verisinin öncüsü niteliğinde. Cuma günü de dış ticaret verileri açıklanacak ki Gümrük Bakanlığı verilerinin teyidi niteliğinde oldu. Dolayısıyla çok hem hani yurt dışı piyasalar kapalı, hacimler düşük, hem de içeride de çok böyle piyasaları etkileyebilecek nitelikte bir açıklama yok. Hani hacimsiz piyasada nispeten biraz daha belki teknik seviyelere bakarak ufak işlemli trade'ler gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Onun dışında EYT gibi biraz daha hani haber değeri yüksek gelişmelerde yurt dışı piyasalarda haber başlığı olarak izlenecektir. Peki şimdi 2022 bırakmaya hazırlanırken ve seninle de son yayınımız, yılın son yayını diyelim 2022'de. Dolayısıyla evet, nasıl bir 2022 geçirdik Evren? Hisse senetleri açısında biraz evet içeri ve dışarıdaki resmi aslında ayrıştırabiliyoruz ama sence nasıl bir yıl geçti? Sürprizlerle dolu bir yıldı. Dünyada da Türkiye'de de yani tabii akla ilk gelen küresel olarak dünya ölçeğinde baktığımızda iki gelişme bence makro açıdan piyasaları çok etkiledi. Birincisi tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın emtia fiyatları üzerindeki şok etkisi piyasaları, finansal piyasaları çok etkiledi. Enflasyonla mücadele edilmeye başlandı. Enflasyonda hani enflasyonun kontrolden çıkmasının çıkmayacağının arzulandığı, buna yönelik hamlelere atıldığı bir yılda maalesef tabii insani boyutu trajedisi bir yana Rusya-Ukrayna Savaşı'nın emtia fiyatları üzerindeki etkisi bir anda tüm küresel merkez bankalarının bu giriştiği süreci, enflasyon düşürme sürecini şok bir biçimde olumsuz etkiledi. Onun yansımaları çok yakından takip edildi. Buna paralel olarak merkez bankaları daha fazla faiz arttırmak zorunda kalınca ve tüketici alım güçleri bu arz kaynaklı enflasyonu dünyanın her yerinde erime gösterince de bu sefer büyüme sorunları ortaya çıktı. Resesyon başlıkları gündeme geldi. Şimdi işte yılın son çeyreğine geldiğimizde aslında ben iki şeyden bakıyorum. İki taraftan sürpriz oldu. Birincisi büyüme tabii ki
pardon, enflasyon tabii ki yukarı yönlü olumsuz sürprize uğradı ama büyüme henüz 2022 yılında korkulduğu kadar, sene başındaki tahminlere yansıdığı kadar olumsuz gelişme göstermedi. Keza bunun en iyi yakın örneğini Amerikan büyümesinin 3. çeyrekte, işte geçen hafta açıklanan teyit verisi, yukarı yönlü revize edilmesinden de gördük. Ama tabii 4. çeyrek verileri önümüzdeki senenin ilk aylarında açıklanacak ve önümüzdeki senenin geneline baktığımızda hala o ara resesyon beklentileri ve ekonomik zayıflık beklentileri sürüyor. Buna mukabil tabii ki enflasyon yukarı yönlü sürpriz yaptı. Büyüme her ne kadar korkulduğu kadar gerilememiş olsa da enflasyondaki yukarı yönlü seyir pek çok kesimi yakından etkiledi ve piyasalara da yansıdı. Baktığımız zaman tahviller, küresel tahvil getirilerindeki yükselişin belirgin etkiler yarattığını izledik. Önümüzdeki sene ilk çeyrekteki resesyon beklentilerinin küresel hisse senetlerinden çıkışı tetiklediği ve bununla beraber buralara yatırım yapan fonların belirgin kayıplar ve zararlar izleyebildiğini gördük. Yani dünya başlığına genel olarak bu gelişmeler etki etti. İçeride biz tamamen dünyadan farklı kendi gündemimizde yorulduk. Zaten Türkiye piyasalarında yabancı yatırımcı ağırlığı kalmadığı için diyeceğim. Bu küresel gelişmelerden, küresel sermaye akımlarından etkilenmemiz nispeten azaldı ama yurt içi piyasada tabii çok önemli gelişmeler izlendi. Para politikasında şu an pek çok adım var, yani burada sıralamak mümkün bile olmaz belki ama benim açımdan yılı ikiye bölmek mümkün. Senle de bu iki yıl boyunca yaptığımız yayınlarda zaten çok konuştuk. Yılın ilk yarısında, yani Ağustos ayına kadar olan diyelim dönemde rezerv yeterlik kaygıları çok yüksekti. Enflasyon beklentileri, endişeleri çok yüksekti. Ve bununla beraber döviz kurundaki değer kayıp beklentileri, endişeleri çok yüksekti. Yılın ikinci yarısında Ağustos ayında özellikle netleşen Rusya kaynaklı, Netanyahu'dan kaynaklı ve işte merkez bankaları arasındaki bir takım anlaşmalar kaynaklı yabancı para girişleri içeriye, sisteme girişler hızlandıkça bir anda biz o yılın ikinci yarısında kalan döneminde Merkez Bankası rezerv yeterlik endişelerinin bayağı bir ötelenmiş olduğunu gördük. Şu anda hala o dönemin içindeyiz. Dolayısıyla yılın ilk yarısında enflasyon endişeleriyle mesela yükselen hisse senetleri aslında reel olarak çok ciddi bir getiri sunmazken yılın ikinci yarısında kur endişelerinin geriye düşmesi ve enflasyonun baz etkisiyle düşen anlaşılması anlamında reel anlamda bir değerlenme görmeye başladık. Şu an hala o dönemin içindeyiz. Yani Borsa İstanbul'da geçen hafta izlenen, bu hafta izlenecek hareketlerde aslında biraz daha bu reel değerlenme beklentisi, döviz kurundan çok fazla endişe edilmemesi, enflasyonun gerileyeceği düşüncesi ve Merkez Bankası rezervlerinde sorun yaşanmayacağı algısı ön planda. Dolayısıyla şu an gerçekten de organik bir anlamda olumlu bir fiyatlama içerisindeyiz. Türkiye piyasaları da dünyadan böyle harçtı. Yani oldukça evet. Tabii kapsamlı bir soru oldu ama. Evet evet. Şimdi özellikle bu kez nasıl bir yıl geçirdik? Ne bekliyoruz? Bunu sormak istiyorum. Küresel piyasalarla devam edelim istiyorum. Mesela evet. Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiciydi. Milyarder Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamalarda hisse senetlerinde kitlesel panik riski olduğunu belirtiyor ve aslında burada insanlara dalgalı hisse senet piyasalarında kaldıraçlı işlem borç seviyelerini arttırmamalarını gerçekten tavsiye ediyorum dedi ve nakit açısından ise her duruma karşı hazırlıklı olmak gerek dedi. 2023'te sen de dalgalı bir seyir bekliyor musun? Küresel anlamda soruyorum. Küresel anlamda benim gördüğüm şu an en kalabalık trade, yani en kalabalıktan kastım en fazla konuşulan şey yapılan, öne çıkan trade, tahvil getirilerinin 2022 yılında çok yükseldi. İşte enflasyondaki bu küresel enflasyondaki yukarı yönlü sürpriz yüzünden küresel tahvil faizlerinin çok yükseldiği ve bunun 2023 yılında biraz geri çekileceği yönünde böyle bir kalabalık bir şey var, bir görüş şeyi var. Sanki herkes onun olmasını bekliyor gibi. Bana çok olası gelmiyor. Daha doğrusu yani olasılıktan ziyade herhangi bir sürpriz yaşanacaksa sürpriz burada yaşanabilir diye düşünüyorum. Yani haber niteliğindeki bir sürpriz bu taraftan çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü birincisi 2022 yılı bize büyümelerin tüm dünyada, Türkiye'de aslında benzer bir örneği yaşadık ama dünyada da korkulduğu kadar gerilemediğini gösterdi. Yani arz enflasyon yukarı gitti, tüketici alım güçlerini olumsuz etkiledi, evet. Ama arz kısıtlarının ortadan kalkmasıyla madde ve mal sepetlerinde özellikle enflasyon sepetindeki o kalemlerde enflasyonun biraz gerileme eğilimine girdiğini görsek de bu sefer tüketici harcamaları fiyatların daha fazla arttığı hizmetler sektörüne kaydığını gördük. Büyüme de buna paralel olarak yine tüm dünyada bu taraftaki harcamaların artması üzerine hem Euro bölgesinde hem ABD'de yukarı yönlü sürpriz yapabildi. Şimdi 2023'ün bu anlamda ne kadar resesyona gebe olduğu konusunda ben açıkçası dediğim gibi yani biraz hani sürprizi oradan görebiliriz diye düşünüyorum. Bu birinci konu. İkinci konu enflasyon yapışkanlık arz etmesi çok yüksek bir ihtimal.
Dolayısıyla evet, yani baz etkilerin ortadan kalkmasıyla ve enerji fiyatlarının dengelenmesiyle biraz aşağı gelebilir ama beklentilerin korkulduğu kadar umulduğu kadar düzelmemesi bir ihtimal. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık, enerji fiyatları çok düştü. Yani biz şu an küresel enflasyondaki gerilemede enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının 86'ını görmesini falan etkilerini yaşıyoruz. Bunun hem talep düşünüldüğü kadar düşmezse, atıyorum Çin mesela Covid kısıtlarını gevşetiyor. Bunun küresel enflasyon ve küresel talebe olumlu yansımaları ortaya çıkarsa, üstüne bir de üreticiler tarafından mesela OPEC petrol üretimi tarafında sürpriz kararlar açıklarsa, fiyatları yukarı yönde destekleyecek biçimde enerji fiyatlarının yukarı geldiğini görebiliriz. Buradan küresel enflasyonda yönünü yukarı çevirdiğini görebiliriz. Dolayısıyla tahvil getirileri umulduğu kadar düşmeyebilir veya hatta belki yükselebilir diye düşünüyorum. Özellikle bu euro faizleri tarafında çok düşük. Yani Euribor'un mesela bir yıl vadeli 2023 sonu fiyatlaması, forward fiyatlaması yakın bir zamana kadar 2,5 seviyesindeydi. Yani ECB daha birkaç adet faiz arttıracağım diyor. Zaten gecelik faizin matematiği ona izin vermeyecek kadar yükselecek. Dediğim gibi yani o küresel tahvil faizleri ve faiz görünümünde umulduğu kadar düşüş olmayabilir. Böyle olumsuz bir sürpriz yaşanabilir diye düşünüyorum. Tabii bunun madalyonun öbür yüzünde küresel borsalar, hisse senetleri de korkulduğu kadar zayıf performans göstermeyebilir. Şu an zaten uluslararası basında bir sürü haber var. Küresel tahvil küresel hisse senedi fonları kötü bir sene geçirdi. Artık işte şeye bakıyor diye. 2023'ten umutlu diye. Yani orada dediğim gibi hani hisse senetleri biraz daha yönünü yukarı çevirdi ama tahvil faizlerinin umulduğu kadar düşmediği bir yıl olabilir diye bir benim şeyim var. DXY tarafını nereye konumlandırırsın bu resimde peki? Neyi duyamadım? DXY tarafını, dolar endeksi tarafını nereye konumlandırırsın? Nerede? Dolar endeksi bence dengede. Yani euro olarak bakıyorum ben. Dolar endeksi olursa eurolar paritesi olarak bakıyorum. %50 ağırlığı euro dolar olduğu için. Orada da az önce dediğim gibi o Euribor örneğinden gideceğim. Euro faiz fiyatlaması çok düşük. Yani piyasa ECB'nin ne kadar faiz arttırabileceği konusunda çok elini korkak alıştırmış durumda. Ama Avrupa'nın enflasyon problemi Amerika'dan fazla. Şimdi hani umuyoruz ki tabii bu Rusya-Ukrayna sürecinde de olumlu birkaç gelişme yaşanırsa, özellikle bu enerji tedariği ile ilgili görüşmeler gündemde. Çin de biraz daha şeye destek verirse, yani Avrupa'nın ihracat anlamında en büyük müşterisinde de biraz aktiviteye dair olumlu böyle sinyaller oluşursa, işte Covid kısıtları Çin'de gevşetip de bu Euro bölgesi ekonomisine olumlu yansıyacak olursa, orada ECB'nin gerçekten de biraz daha fazla faiz arttırma şansının olabileceğini değerlendiriyorum. Bunların hepsi Euro'ya yarayacaktır. Bir de tabii Euro bölgesi büyümesinin biraz daha normalleşmesiyle flow tarafı da Euro lehine çalışacaktır. Dolayısıyla dolar endeksinde böyle çok bir şey beklentim yok. Yani yükseliş olur beklentim yok. Yani şöyle söyleyeyim, Euro dolar paritesinin ben bir seviyesi, bir sınırı altında dengelenmesini beklemiyorum. Hani konjonktürel haftalık gelişmelerle belki oralara yaklaşabilir ama bu şu anki işte 1.07 diyelim ve 1 bandı bence 2022 boyunca da 2023 boyunca da devam edebilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim içeriye. İçeride peki nasıl bir yıl olacak? Küresel piyasalarda evet, aslında yılı ikiye ayırabiliriz. Küresel piyasalar ve pardon içeriği ayırabiliriz. Buradaki ayrışmanın çok daha aslında göze çarpıcı bir şekilde ilerlediğini de takip ettik yılın ikinci yarısından sonra. Peki şimdi ne dersin? 2023'e dair beklentilerde özellikle bu iki piyasalardaki ayrışma devam edecek mi? İçeride bizi besleyen hangi başlıklar olacak? Ve bundan sonraki TL varlıklarını nasıl görüyorsun 2023'te? 2023 analiz etmek bu anlamda çok kolay. Yani senaryo analizini kurmak tabloyu çok kolay. Çünkü 2023'ün ortasında biz seçim sürecini izleyeceğiz. Ve çok çok aşırı belirleyici, piyasalar açısından çok önem arz edecek bir seçim süreci olacak. Dolayısıyla yılı ikiye ayırabiliriz seçime kadar ve seçimden sonrası olarak. Seçime kadarki sürede ben mevcut bu dönemdeki tabloya kıyasla hiçbir değişiklik beklemiyorum. Hiçbir finansal istikrarsızlık beklentim veya endişem yok. Merkez Bankası rezervlerine dair bir kaygım yok. Rezervler zaten kullanılabilir, brüt rezervler birikiyor. Biz iki senedir Türkiye'de çok saçma tartışmalar izliyoruz. Merkez Bankası'nın net rezerv işte swaptan arındırılmış hali eksi kaç milyar gibi böyle hiçbir anlam ifade etmeyen kimsenin de ne olduğunu bilmediği büyük ölçüde bir tartışma izliyoruz. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalelerinin döviz kurunu tuttuğu falan sanılıyor. O da yanlış aslında piyasa mekaniği açısından düşündüğümüzde. Ama rezerv kullanılabilir brüt rezervler acaba bir sıkıntı yaratır mı diye endişeleri geride bıraktık. Ve onun şu an işte Net.90 kanalından girişler, Rusya kaynaklı bir takım işte bu Akkuyu Santrali ile ilgili anlaşmalar ve diğer anlaşmalar kaynaklı girişler, Suudi Arabistan'dan şimdi gelmesi beklenen para vesaire. Yani kullanılabilir brüt rezervlerde sıkıntı yaşamayacağız bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla yılın ilk yarısında ben rezervler kaynaklı
bir endişe beklemiyorum. Bu döviz kurlarını tabii kontrol altında tutmaya yardım edecektir. Birinci konu. İkinci konu, enflasyonda baz etkisiyle belirgin şekilde düştüğünü göreceğiz. Biz büyük ihtimalle bugün %84 seviyesinde olan yıllık enflasyonun seçimler öncesinde %40-45 aralığına gerilediğini göreceğiz. Yani yarı yarıya inmiş bir enflasyonla seçime giriyoruz diye seçim kampanyaları yapıldığını izleyeceğiz büyük ihtimalle. Bu da ikinci konu. TL tarafında şeyler, yani getiri sunan işte borsa olsun, mevduat, yükselen mevduat faizleri olsun, liralaşmayı destekleyen bir takım adımlar gündemde. Tabii ekonomi yönetimi bunları yakından takip ediyor. Dolayısıyla oranın kurlara yine destek olduğunu görüyoruz. Çok ciddi biçimde döviz mevduatlarda azalış var. Gerçek kişiler ağırlıklı olmak üzere şirketler kesiminde de görüyoruz. Dolayısıyla ben bu sürecin ilk yarıda devam edeceğini düşünüyorum. Böyle çok büyük sürpriz beklentilerim yok yılın ilk yarısında. Bu şekilde hani yükselen borsa, işte stabil TL. Alternatif yatırım aracı peki inşa edilir mi? Yani %40'lara inen bir enflasyon gördüğümüz noktada aslında hisse senedinin yanı sıra alternatif bir yatırım aracı da olur diyor musun? Potansiyel hangi yatırım aracında görüyorsun? Yani altın fiyatlarından beklentim ama tabii Türkiye ile alakalı değil. Ons altın fiyatının yükselmesini bekliyorum dünyada, az önce dediğim gibi. Çünkü küresel enflasyon bence çok gerilemeyebilir. Bu ons altın fiyatına destek olabilir. Onun da şeye, işte içeride gram altın fiyatına tabii yansıması, döviz kurlarının stabil olduğu noktada altın getirebilir diye bir şeyim var. Ama hani yurt içi kaynaklı, tamamen Türkiye kaynaklı bir yatırım aracı ne olabilir? Hani sabit getirilerde zaten bir beklentim yok. Çünkü orada biraz daha düzenleme, makro ihtiyati düzenlemeler tahvil faizlerini baskıyla şey altında, yani düşük tutma tutulmasına yol açıyor. Onun dışında da aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Ama borsa bence iyi getirmeye devam edecek. Altında fırsat olabilir dediğim gibi. Şey bu, yani bu yılın ilk yarısı. Çok büyük, böyle dediğim gibi büyük değişiklik beklentim yok. Yılın ikinci yarısı tamamen kumar, yazı tura gibi. Orada seçim sonuçlarının nasıl ortaya çıkacağına göre 180 derece farklı yönlere evrilebilir. Yani kurlarda da, işte borsada da, şeyde de farklı senaryolar izlenebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii o biraz daha şey, hani seçim tekniğiyle alakalı bir konu. O hani meclis çoğunluğu vesaire gibi benim uzmanlık alanım dışında konularla hani hem başkanlık seçiminin ve meclis seçiminin nasıl evrileceğini akabinde evet, farklı sonuçlar izlenebilir. Ama yani ilk yarıda dediğim gibi çok büyük böyle bir şey beklentim yok benim. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için ve sana da mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kal. Evren Kırıkoğlu ile birlikte her pazartesi olduğu gibi haftaya dair ve hatta yıla dair de bugün de beklentilerimizi aktarmış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen info yatırıma gidiyoruz ve borsa açılış beklentimizi genel müdür yardımcısı Ergün Tekgül karşılıyor olacak. Ergün hoş geldin, iyi haftalar diliyorum. Nasıl bir hafta olacak, ne bekliyorsun, bugünden ne bekliyorsun? Özellikle küresel piyasalarda düşük bir işlem hacmi var, ne dersin? Nerdem Pelin, güzel bir hafta dileyelim. Artık yılı bitiriyoruz. Son haftaya geldik, adeta şov yaptık borsa olarak bu sene. Geçen haftayı da olumlu tamamlamıştık. İşte bir %5,5'luk yükselişimiz var geçen hafta kabaca. %5,5 yükseldik ama aslında böyle detaylarına bakacak olursak kabaca böyle bir 4-5 tane hisse senedi bu %5,5'un %75'ini yapmış. Yani bu yükselişe katkısını sağlamış. Yani betası ağırlığı yüksek hisse senetlerinin endeksin BIST 100'ün üzerindekinin hem yükselişte hem geri çekilmelerde ağırlığının oldukça yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu da tabii ki gün içerisinde algıların bozulmasına yol açıyor. Buraya dikkat diyoruz. Geçen hafta işte ABD öncü büyüme endeksini izledik. Yani 3.2 geldi. Oldukça önemliydi. Bunun dışında biz Merkez Bankası faiz değiştirmedi. Bu hafta sakin. Tatil zaten yurt dışı piyasalar baktığımız zaman. Çok büyük bir gelişme olmaz. Yılı olumlu tamamlamak isteyecektir. Geçen hafta olumsuz diyebileceğim tek görüntü bankacılık endeksindeydi Elin. Biliyorsun son birkaç haftadır özellikle altını çiziyorum. Yani bizim buradaki gösterge faizimiz de çok iniltili bankacılık endeksinin performansı. Burada bir 8,5'tan 9,5'a bir hareket izledik 2 yıllık devlet tahvili faizinde. Bu yükseliş bankacılık endeksini biraz böyle tutmuş gibi. Buradaki yükselişin biraz önünü kesmiş gibi. 5 gün boyunca burada bir momentum kaybı vardı, bir güç kaybı vardı. Çok büyük bir bozulma da yok ama geçtiğimiz senelerden tecrübeyle sabit.
sanayi endeksinin tek başına borsayı taşıması imkansız. En azından bu kadar taşıması imkansız. O yüzden 2022'nin son haftasına girerken de 2023'ünün ilk aylarında da kesinlikle ama kesinlikle gözlerim ben faiz cephesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 2023'te piyasanın en büyük soracağı sorulardan biri de kendisine risksiz faiz oranı ne? Bizim hesaplamalarımızda türev araçlar piyasasında veya getiriyi ölçebileceğimiz risksiz faiz oranı nedir? Şu anda kafalarda böyle bir soru işareti var. Arbitraj faizleri nedir? Ne olması gerekir? Neye bakılması gerekir? Bunlar piyasalarda dalga yaratacak, risk oluşturabilecek önemli göstergeler olarak görüyorum. Yılın özellikle ilk çeyreğinde gözler bence burada olacak. Realizasyonlar gelirse de buradan gelir diye düşünüyorum. Güzel bitiriyoruz yılı. %180'lik bir rally yaptık. İşte son 4 yılda %550'lik bir rally yapmışız. Enflasyon var. Enflasyona göre normal yorumlarını okuyoruz. Bu enflasyon rallisi değil. Her yayında altını çizdiğim gibi getiri arayışı rallisi oldu. Yeni yıla başlarken de Ocak ayında da muhtemelen buradaki pozitif görüntü devam edebilir. Tabii ki bir siyah kuğu çıkmazsa 2019'un sonunu da çok güzel tamamlamıştık. 2020'ye de büyük umutlarla girmiştik ama malum pandemi patladı. Siyah kuğu çıkmadığı sürece dediğim gibi piyasaların karşısındaki en büyük soru işaretinin içeride kesinlikle ama kesinlikle faiz, risksiz faiz oranının ne olacağı, gösterge faizin ne olacağı, nasıl bir politika izleneceği olacaktır diye düşünüyorum. Kabaca bakacak olursak 7 gün üst üste artı kapadık. 7 gün üst üste bugün 8. güne başlıyoruz. %16'lık bir getiri. Dediğim gibi yani borsa yatırımcısının yüzünü bu sene oldukça güldürdü. Tabii bir yandan enflasyonu da düşünecek olursak buradaki getiri sadece yani 3 milyon yatırımcı var. 3-3,5 milyonluk yatırımcı yeter düzeyde deyip bunun hep altını çiziyoruz. Bizim burada biraz daha 2023'teki en büyük ev ödevimizde aracı kurum ölçecek. Malum çok sancılı bir sonbahar geçirdik. 2023'te yatırımcının biraz daha yanında olmamız gerekiyor. Yatırımcının da bizim yanımızda biraz daha olması gerekiyor. Bence piyasamız için oldukça altın bir yıldı. Oldukça önemli bir fırsattı. İlk defa yakınlaşma gördük. İlk defa kurumlara biraz daha güvenin arttığını gördük. Talebin arttığını gördük. Yerli yatırımcının borsaya geldiğini gördük. Bunu artık kaybetmememiz gerekiyor. Malum 2010'larda bir güven kaybı yaşamıştı yatırımcılar 2005-2015 özellikle yılları arasında. Borsadan uzaklaşmıştı. Yerli yatırımcıyı nasıl tekrar kavuşturabiliriz borsamıza diye düşünürken evet, buyurun bizde altın fırsat. O yüzden dediğim gibi riskleri bir kenara bırakabilirsek ben burada iyi bir enerjinin evet, oluştuğunu düşünüyorum. Umarım 2023'te de bu enerji devam eder. Bilin. Çok teşekkür ediyorum Mergün, aktardığın bilgiler için diyelim ve hepinize iyi seanslar diliyoruz. Evet, programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.